Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünya çapında 10 milyonu aşkın çocuğun genellikle tehlikeli ve bazen köleliğe yakın koşullarda ev işlerinde çalışmaya zorlandığını söyledi. Örgüt, hükümetlerin görmezden geldiği bu sorunun milyonlarca çocuğu sömürü ve istismara açık bıraktığını belirterek derhal önlem alınması çağrısında bulundu. Temizlik yapıyor, yemek pişiriyor, tarlalarda ve kimi zaman çok tehlikeli koşullarda çalışıyorlar. Bu küçük omuzlar için taşınması ağır yükler bunlar. Uluslararası Çalışma Örgütü dünyada 10 milyonu aşkın çocuğun her gün bu tür işler yaptığını söylüyor. Pek çok kız çocuğu 14 yaşın altında ve elbette emeklerinin karşılığını alamıyor. İçlerinden pek azı okula gitme şansını elde ediyor. Çocukların çoğu aileleri tarafından başkalarının yanında çalışmaya gönderiliyorlar. Ama gittikleri yerlerde çocuk değil, köle gibi muamele görüyorlar. Bu nedenle Uluslararası Çalışma Örgütü bu çocukları koruma altına almaya çalışıyor. We now have 32 countries that are revising their legislation. Ev işçiliği alanındaki düzenlemeleri gözden geçirmekte olan 32 üye ülke var. Çünkü şu anlaşılmalı, ev işçiliği bir istihdam alanıdır. Denetleme ya da şikayet mekanizması dışında tutulmamalıdır. Birçok ülke bu sorunla baş etmeye çalışıyor. Çocuk işçileri yeniden eğitmekten okula geri göndermeye dek çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak ev işçiliğini denetlemek kolay değil. Doğası gereği kapalı kapılar ardında ev ortamında yapılıyor olması çocukları da kötü muamele karşısında hassas bir konuma sürüklüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tam da bu nedenle uluslararası düzenlemelerden yana. Örgüt evde çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek ve daha milyonlarcasının bu tür sömürüden korunması için şimdiye dek gerekenin yapılmadığını ve artık dev bir adım atılmasının şart olduğunu savunuyor.